Lütfen cevap ver. Bir işim vardı. Bu kadar esrarengiz olmaya gerek var mı sence? Yani söylememeyi tercih ederim. Lütfen ısrar etmeyin. Bana niye öyle bakıyor ki? Nasıl söylerim? Söyleyemem. Bir şey söyle. Senin masum olduğuna inanmak istiyorum. Keşke sana yardım edebilseydim. Yoksa doğru mu? Onlar haklı mı? Sen bir hırsız mısın? Bir umut ışığı oldu gir penceremden. Hayır olamazsın. Ben yanılmadım. Bunu da herkese göstereceğim. Yepyeni bir sayfadır her gün doğumu. Umutsuz nasıl yaşanır? Yaralı kuşlar, acı hayatlar, bir sevinip bir yıkılışlar. Bir rüyada hayat bulsam, kanat çırpsam diyar diyar. Alacağım sana o eşofmanı Oya. Sen hiç merak etme. Bir saattir bir arabayı temizleyemediniz ha? Daha ne olsun Neriman anne? Baksana pırıl pırıl. Vallahi müşterisi gelmese ben size bir daha temizletirdim bu arabayı ama dua edin ha. Sallanmayın da diğer arabayı da temizleyin. Bu arada çamur nerede kaldı? Düştü mü deliğe? Ne oldu? Karnı ağrıyorsa. Her bulduğunu yerse ağrır tabii. Ha işte geliyor. Neredesin sen? Dünelik yeme o kadar dedim sana. Bak tuvaletten çıkmazsın böyle. Ya üzerinde de su içince. Ay ziftin pekini ye. Eriğin tanesi 1 lira be. Hasılatlar nereye gidiyor belli oldu. Siz çekilin kenara. Çekilin. Şimdi bu arabayı tek başına sen temizleyeceksin. Ceza sana. Ayıp ettin Neriman anne. Hemen. Hemenmiş. Yürü be hadi. Konuşuyor hala. Satmadık seni oğlum gördün. Sıkıyorsa satsaydın. Eşofman işte sonraya kaldı. Neyse. Beni çağırtmışsınız Levent Bey oğlum. Kusura bakmayın geciktim. Müştebilat'a kadar gitmiştim de. Sorun değil Aysel abla. Otursana biraz. Bugün Meryem'in nereye gittiğini biliyor musun? Senden izin almış. Önemli dedi de sormadım Levent Bey oğlum. Göndermese miydim? Bir sıkıntım oldu. Hay Allah. Para konusunda titiz midir? Titiz derken? Yani özellikle mutfak için soruyorum. Biliyorsun her gün neredeyse alışveriş yapılıyor. Bu konuda dikkatini çeken bir şey oldu mu hiç? Mesela alışverişte gereğinden fazla para harcadı mı? Paranın hesabını iyi tutar mı demek istiyorum? Abi bu konuda Allah için çok dürüsttür. Alışverişten artan paraları bile kuruşu kuruşuna getirir. Bir defteri var hatta ona tek tek yazar. İsterseniz getirip göstereyim. Tamam gerek yok.
Bu konuşma aramızda kalsın. Lütfen. Hiç endişeniz olmasın Levent Bey oğlum. Sağ ol. Efendim abi. Ne zaman çıktığını fark etmedim. Sen beklet Nazif Bey'i, ben hemen geliyorum. Levent abi. Bir turnu oynamadık ama. Çok acil bir toplantım çıktı. Sonra oynasak olur mu? Hep sonra, hep sonra. Ablacığım ısrar etme. Levent abinin işleri var. Hem istersen ben seni sonra parka götürürüm. İşte bu. Teşekkür ederim minik adam. Ne değişti birden? Evde sanıyordum seni. Şirkette görünce şaşırdım. Nazif Bey bugün aldı toplantıyı. Ben de aklımı tam veremedim. Ayıp oldu adama. Nazif Bey anlayışlı adamdır. Sıkıntı olmaz. Şu broş olayında aklıma takılan bazı şeyler var Levent. Ne gibi? Şimdi kutu ona emanet ediliyor. Yani aldığı anda aslında yakalanacağını hemen bilir. Böyle bir şey ulu orta niye yapsın ki? Ben Meryem'in böyle bir şey yapacağına ihtimal vermiyorum. Ayrıca şu tekne meselesinde de bir gariplik var. Hatırlarsan kutu sana geri iade edildi. Ve içindeki her şey yerli yerindeydi. Yani hırsız olan biri çaldığı bir şeyi niye geri getirsin ki? Haklısın. Yerine oturmayan şeyler var. İşten çıkarılacakların listesi. Bence daha fazla uzatmadan imzalı da bitsin. Mucize falan da bekleme. O işçileri işten çıkaracaksın. Acelen ne? Bir iki gün bekleyemiyor musun? Beklesen ne olacak ki? Ha? Ne olacak? Hani yüklü bir miras mı bekliyorsun? Yok. Çıkar mısın dışarı? Senin şu an seviyesiz esprilerine uğraşacak durumum yok benim. Son zamanlarda çok kahve mi içiyorsun sen? Ha? Kafein çok zararlı bak. Sonra sana bir şey olacak, benden bulacaklar. Bize biraz müsaade eder misiniz Tekin Bey? Konuşmamız bitsin de.
Ya toplantıya hiç veremedim kendimi. Ya gerçekten Meryem çalmış olabilir mi şu broşu? Yani ekmek yediği yere ihanet. Pardon, siz de mi buradaydınız? Şansa bak. Neyse, ne diyordum? Şu hırsızlık işini ne yapacağız Levent? Sen Meryem hakkında ne düşünüyorsun? Daha hiçbir şeyden emin değiliz abi. Netleşmeden bir şey yapamam. Bence de. Daha cevaplanmamış sorular var. Ay, ne gündü ama. Bir de şu kız gitseydi tam olacaktı. Ha? Bir sen eksiktin Tekin'cim. Acaba senin ne derdin var? Efendim? Melis Hanım? Şey diyecektim. Kulağıma bir hırsızlık olayı geldi de. Sonra kendi kendime dedim ki bunu Melis'ten başka bilen, duyan olamaz. Bir anlat bakalım ne oluyor, ne iş? Duyduğundan farklı bir şey yok. Sevgili hizmetçimiz ablamın broşunu çaldı. Meryem böyle bir şey yapmaz. Yani nedense burnuma böyle bir yanık kokusu falan geliyor Melis. Allah aşkına sen neyi ima ediyorsun? Ne saçmalıyorsun? Hiçbir şey ima etmiyorum. Direkt söylüyorum. Bu işte senin parmağın var değil mi? Yani Meryem'i çok iyi tanırım. Böyle bir şey yapmaz. Hadi söyle neden yaptın? Bak sen mi yaptın demiyorum. Neden yaptın diyorum. İyi tamam, ben yaptım. Benim oyunum bu. Ama niye yaptığımı öğrendiğin zaman bana teşekkür edeceksin. Levent Meryem'in hırsız olduğunu öğrenirse ne yapar? Bilmem, ne yapar? Meryem'i konaktan gönderir. Bu da ikimizin de işine gelir. Melis, ben senin yapacağın işi ama biliyor musun? Ne diyorsun sen be? Ya ne mi diyeceğim? Biraz evvel Levent konuşurken duydum. Aslını aslarını duymadan, öğrenmeden Meryem'i hiçbiriye yollamayacak. Yani daha neden emin olacak ki? Broş kutusu en son Meryem'in elinde göründü. Hem Ulviye teyze ile ben de tanız. Yetmez, yetmez güzelim. Ama ben bir şey düşüneceğim ha. Ha, peki. Şöyle bir şey yapacağız. Seninki, namı diğer Levent Metanoğlu. Bu broşun parasını Meryem'in üzerinde bulursa ne olur acaba? Tekin, o broş çok pahalı. Ben o parayı bir anda bir araya getiremem yani. Biz ne güne duruyoruz be Melis? Ha? Biz ne güne duruyoruz? Ben vereceğim o parayı sana. Bir yerde Tekin varsa çözüm illaki vardır değil mi? Hadi kapa şimdi. Birdenbire ne oldu? Yine niye bu kadar öfkeli? Tabii ya, o kadar sorunla uğraşıyor. Levent Bey buraya kendisi için değil, işçileri için geldi. Onların çocukları için, eşleri için. Onlar bu dünyada kimsesiz kalmasın diye geldi. Sizden rica ediyorum. Levent Bey'in teklifini tekrar gözden geçiremez misiniz? Lütfen. Acaba Rıfat Bey yardım etmeyi kabul etti mi? Alo Ayşe. Nasılsın canım? İyiyim kızım. Sen nasılsın? Meryem, sesin bir tuhaf geliyor. Her şey yolunda mı? Ya aslında ben de onun için aradım seni.
Levent Bey bu aralar bana yine çok soğuk davranıyor da. Soğuk derken adamın olayı bu değil mi zaten? O yüzden adını buz adam koyduk. Yok, bu sefer çok farklı. Tuhaf bir öfkesi var. Böyle sanki bir şey söyleyecek ama söylemiyor gibi. Of, ben de bilmiyorum Ayşe ya. Belki de ben abartıyorumdur. Bir de şimdi şu işçilerin çıkarılma meselesi var ya. Belki ona takılmıştır, ondan gergindir. Çok normal değil mi? Kaç kişi işten çıkacak? Ailelerine bakanlar var, hasta yakınlarına bakanlar var. Ne oldu peki? İşten çıkarılmadılar inşallah. Yok, daha henüz kimse bilmiyor. Liste Levent Bey'de. İmzaladığı anda çıkarmalar başlayacak. Rıfat Bey para vermedi demek ki. Anlamadım. Yok bir şey canım ya. Sesli düşünüyordum. Ben belki bir çare bulunmuştur diye aramıştım ama. Yok canım benim. Nerede? Meryem, benim şimdi çok işim var. Sonra konuşuruz, tamam mı? Hadi öpüyorum. Görüşürüz. Tamam canım. Ben de öptüm. Görüşürüz. Ya gerçekten böyle bir şey yaptıysa? Mümkün değil. Çalıştığı yerde böyle bir şey göze alamaz. Bir yanlış anlaşılma olmalı. Senin ne işin var burada? Ben kapıyı çaldım ama sanırım duymadınız. Bayağıdır odanız temizlenmiyordu, ben... Hemen çık dışarı. Bir daha da sakın gelme odama, anladın mı? Laf anlamıyor musun sen? Çık diyorum dışarı, çık! Kızım ne oluyor, sesin ta dışarıya kadar geliyor. Anneciğim, bu kızın benim odamda ne işi var? Kimden izin aldı? İstemiyorum onu burada. Çıksın dışarı. Çık! Yüzsüze bak ya. Çık dışarı. Ulviye Hanım, ben odayı temizlemek için gelmiştim. Hülya Hanım birden bağırmaya başladı. Benden olduğunu anlamadım. Bu odayı artık Aslı temizleyecek. Hadi kızım sen dışarı çık. Aslı, bundan sonra odaların temizliğinden sen sorumlusun kızım. Peki Ulviye Hanım. Sana dışarı çıkman söylendi. Bekleyecek misin hala? Aslı sen de çık. Daha sonra gelip temizlersin buraları. Peki Melisa Hanım. Hülya biraz sakin olsana kızım. Tüm konağı ayağa kaldırdın. Anneciğim sinirlerim iyice bozuldu. Arkamı bir döndüm, kız orada duruyor karşımda. Ne malum bir daha odamdan bir şey çalmayacağı? Nasıl güvenebiliriz bundan sonra ona? Zaten göndermiyorsunuz da. Evde bir hırsızla beraber yaşıyoruz. Tamam tamam, söylerim, bir daha odana girmez. Lütfen anneciğim konuşun. O kızı daha fazla görmeye tahammül edemiyorum. Keşke bütün mücevherlerimi çalsaydı da o broşu çalmasaydı. Yani ne diyeceğimi bilemiyorum. Yani o broşun manevi değeri vardı. Ekrem sana düğünde takmıştı. Daha dün gibi gözümün önünde. Tamam, tamam. Ben halledeceğim bu işi. Sen için rahat tut. Bir daha o buraya gelmeyecek. Ne var Melis? Gayet güzel rolümü oynadım işte. Sen Hülya Hanım'ın odasını temizlemeye gitmedin mi? Ne çabuk bitti işi. Gittim de bir şey yapamadım ki. Gelme buraya diye bağırıp kovdu beni. Üstüme yürüdü. Sen ona bakma kızım. Bizim oralarda eserekli derler. Ara ara geliyor bunun. Bu aralarda pek asabı bozuk. Sen üstüne alma. Buyurun hanımım, bir şey mi arzu ettiniz? Benim Meryem'le ufak bir işim var. Kızım, bundan sonra üst katlara çıkmayacaksın. Oraların temizliğini Aslı yapacak.
Neden ama Ulviye Hanım? Bir terbiyesizliğimi mi gördünüz? Ne yaptım ben? Biz öyle uygun gördük diyelim. Aysel, bundan sonra Meryem'i mutfak dışında başka işlere yollama. Peki hanım, siz nasıl uygun görürseniz. Aysel abla, Allah aşkına sen söyle. Ne yaptım ben? Bilmeden bir yanlış yaptım da farkında mı değilim? Vallahi kızım, öğlenden beri bir sıkıntıları var. Bilemedim. Neyse, kötü düşünmeyelim. Hay Allah, fazla kaçırdım şerbetini de. Aslı, kusura bakma ya, beklettim biraz. Tamam tamam, önemli değil. Şey diyecektim, biz seninle şu konsere gidecektik yani. Evet. Onu başka bir güne alabilir miyiz? Evde durumlar biraz karışık, akşam gidemeyebiliriz. Hadi ya, erteleyelim diyorsun yani. Karışık derken ne olur ki? Yani tuhaf durumlar var ama tam anlayamadım. Neyse, nerede bu konser, hangi barda? Barda değil işte, normal konser. Nasıl ya? Popçuların konserleri genelde bar tarzı yerlerde oluyor ya hani. Ben popçu demedim ki. Pardon da kimin konseri bu? Bizim memleketten mahalli sanatçılar gelecekti işte, onların konseri. Mahalli sanatçı? Evet, sevmez misin? Ya Aslı, bir tanesi bir uzun hava söylüyor. Yani şuran dağlanır. Nasıl yani ya? Şu hani parasız olan konserlerden mi bu? Onlardan mı? Evet evet. Bu açık havada yapılıyor yani. Ya Aslı, çok güzel bir parkta yapıyorlar. Çiçek kokular arasında uzun hava dinliyoruz. Düşünsene. Ben de hangi elbiseyi giysem diye düşünüyorum. Meğer çimlere yayılacakmışız. Ya ben seversin diye düşünmüştüm. Ne bileyim. Sonuçta bardan kafeden iyidir yani, açık hava. Hani yıldızların altında, mehtap falan. Anladım, anladım. Ben yerime geçeyim o zaman, soran falan olur. Çok iyi olacaktı hisseydik ama... kısmet değilmiş artık, başka zaman ne yapalım. Görüşürüz. Allah'ım yarabbim. Ben de deniz kenarında güzel bir bara gideceğiz diye düşünüyorum. Hale bak. Çimlere yayılacakmışız. Oldu olacak, çekirdek çitleyelim bir de. Yani ben de olmasam o sünepe Meryem'e kimse ağzını açıp da iki kelime laf etmeyecek. Abla ama sen de çok abarttın yani. Böyle giderse kız kendiliğinden çekip gidecek. Nerede o günler? Ablacığım, kendiliğinden çekip gitmesi bizim hiçbir işimize yaramaz, biliyorsun değil mi? Sen ne saçmalıyorsun Melis? Gitsin de nasıl giderse gitsin. Öyle değil işte. Ben istiyorum ki Levent göndersin onu konakta. Böylece kardeşiyle birlikte hayatımızdan defolup giderler. Sen öyle zannet. Levent o kızı kovmaz burada. Bak, o kadar şey anlattık, bana mısın demedi. Tabii. Sen benim yeni planımı bilmediğin için böyle düşünmen çok normal. Anlat bakalım şu dehşetengiz planın neymiş. Ama dikkat et de bir öncekilere benzemesin. Hiç şüphen olmasın. Bu aralar işler iyice kesat ha. Tekin hesap sormasa bari. Neroş, kolay gelsin. Ha, sağ olasın, sağ olasın. Gel Doğan. Ya ne soracağım sana? Şu senin kardeşin Durmuş. Döndü mü memleketten? Dönmedi herhalde. Yani arsayı satsa haberim olurdu. Allah Allah, ben yanlış gördüm demek. Ne gördün Doğan? Söylesene, bir çatlatmadı mı? Durmuş'u gördüğümü sandım. Şu çarşının arkasında gizliden kahvehane var ya, kumar işleten hani. Onun çevresinde gördüm. Zannettim, zannettim. Ay Doğan, yoksa bu arsayı sattı, kumarda yedi, bitirdi mi? Allah'tan benim para muhtara emanet. Muhtara mı? Hadi inşallah. Ha, geliyor seninki. Ya öldüm yorgunluktan ya, öldüm. Yol çarptı herhalde. Sen ne zaman döndün Durmuş? Hallettin mi arazi işini? Yok ya, nerede? Anlaşamadık. Ama bir talip daha var. Haftaya gelecek o da. Ben de İstanbul'a kadar bir uzayım dedim ya. Tabii, iyi yaptın. Acelesi yok. Adam gibi bir para veren bulana kadar satmayın tabii araziyi. Bekleyin. Tabii canım.
Ne diye bedava vereceğiz ki, değil mi? Neyse işte bir tutam memleket havası getirmiş oldum ben de ya. Hadi gideyim de biraz dinleneyim ben ya. Yani iyi, tamam tamam hadi. Vallahi horul horul uyuyacağım ya Doğan. Kusura bakma abla. Senin payını da kendime sermaye ettim ama bu defa kumarda kazanacağım. Hem de ne kazanacağım? Dünya alem görecek. Yanlış mı yapıyoruz acaba? Belki de kızın hiçbir şeyden haberi yok. Ama ya yapmışsa? Of Allah'ım. Nasıl çıkacağız bu işin içinden? Ben teklifinizi kabul ediyorum. Çok doğru bir karar verdin kızım. Buna emin olabilirsin. Bu kadar yeterli mi? Bu kıza neden böyle karşısına? Meryem kendi halinde. Mazbut bir kızcağız. Neden ona karşı bu kadar tepkilisin? Çünkü o kız bir... Evet dinliyorum. O kız bir ne? Zamanında Levent'in söyledikleri doğruysa... Of, of ne düşüneceğimi şaşırdım. Hanımım, neler oluyor hanımım? Neden canınız sıkın? Meryem kızıma niye öyle davrandınız? Ne yaptı ki kızcağız? Emin değilim ama galiba Meryem kötü bir şey yaptı Aysel. Ne yaptı? Hülya'nın broşu kayıp. Mücevher kutusu da en son Meryem'in elindeydi. Henüz emin değiliz. İnşallah da yanılıyoruzdur ama... Her şey Meryem'i işaret ediyor maalesef. Yalnız Levent hepimizden daha temkinli. Emin olmadan bir şey yapmayalım diye düşünüyor. Demek ki bu yüzden sordu Levent Bey. Ama yanılıyorsunuz hanımım. Meryem o tiniyette bir insan değil. Levent Bey oğluma söyledim. Ben insanın gözüne bakınca tanırım. Meryem bunu yapacak biri değil. Hele ki yediği içtiği kapıya yapacak biri hiç değil. İnşallah. Öyledir inşallah yapmamıştır Aysel. Ama işte... Turkan teyze. Of Allah'ım. Ne yapacağım ben? Ay ters taktım. Allah'ım bitsin artık boyum. Dayanamıyorum. Türkan teyzeciğim. Merhaba. Çok teşekkür ederim. İyiyim. Siz nasılsınız? Hı hı. Evet evet buraya gelecektiniz siz ama bugün kardeşinize geçtiniz sanırım. Estağfurullah olur mu öyle şey? Nasılsa buradasınız. Tekrar görüşürüz. Tamam. Ellerinizden öpüyorum. İyi günler. Yalancısın kızım Ayşe. Çok yalancısın. Anneniz aradı. Ha. Ne dedi? Bugün gelemedi ya, affedin telafi edeceğim dedi. Cemil Bey, biz bu oyunu daha ne kadar sürdüreceğiz? Yani koskoca kadına yalan söylemekten ben artık... Ayşe, onu hallederiz merak etme. Ama şimdi benim sana sormak istediğim başka bir konu var. Buyurun. Hani arkadaşın Meryem var ya... Nasıl bir insan? Niye bunu soruyorsunuz ki? Öylesine sordum. Altında bir şey arama lütfen. Vallahi Meryem bu hayatta benim tanıdığım en güvenilir, en dürüst insandır. Ona her konuda kefil olabilirim. Hem çok da fedakardır. Sevdikleri için her şeyi yapar.
Ömer'e bakmak için okulunu bıraktı. Hem de hayalini kurduğu, gece gündüz çalışıp kazandığı okulunu. Sonra garsonluktan bulaşıkçılığa kadar bir sürü iş yaptı. Ama asla yüksünmedi. Yeter ki evinde sıcak bir aşı olsun istedi. Fazlasında da gözü yoktu zaten. Tok gözlüdür diyorsun yani. Ya bu hayatta görüp görebileceğiniz en tok gözlü insan diyebilirim. Peki siz gerçekten bunu bana niye soruyorsunuz ki? Efendim? Geliyorum. Levent Bey'e birkaç dosya bırakmıştım imzalaması için. Of, yüzük. Yok abiciğim ya, yok. Meryem gerçekten dürüst bir insan. Yalnız birinin bunu Levent'e açık açık anlatması lazım. Benim yakışıklı prensimin canı mı sıkılmış, yoksa bana mı öyle geliyor? Hani beni parka götürecektin? Evet ablacığım, götürecektim ama işlerimi halledemedim bugün. Yarın gideriz. Ben şimdi gitmek istiyorum. Çok sıkıldım burada. Levent abimle oynayacağız demişti ama oynamadı. Sen de parka götürmüyorsun. Ulviye Hanım'a sorsak izin verir mi acaba? Hadi hemen soralım. Hadi soralım, hadi hadi. Ay, tamam dur dur. Ayakkabılarını giydirelim dur. Gel. Kimmiş kızım, baban mı? Abim gelmiş, eşofman getirmiş. Bir de kalem. Oğlum. Oğlum buralardaysan bir gel de göreyim seni ha. Böyle bir kokunu koklayayım yavrum. Çok özledim seni kuzum. Babam geliyor. Geç içeri de şimdi yine görüp yırtmasın her şeyi. Oğlum, kendine iyi bak, olur mu? Hastalanma sakın. Ya kadın, görüyorsunuz geldiğimi, kapıyı niye kapatıyorsunuz? Görmedim Kamil. Çekil. Lan oğlum kaçma lan. Lan kaçma. Oğlum ne oldu? Nereye kaçacaksın? Ha? Niye geldin lan kürkçü dükkanına yine? Niye geldin lan buraya? Söyle bakayım, ne geziyorsun buralarda? Kim kurtaracak lan seni elimden? Ha? Ama söyle, kim kurtaracak seni elimden şimdi? Efendim, sen beni mi arıyordun? Evet. Ablamla parka gidebilir miyiz? Bugün olmaz dedim ama dinletemedim. Sen parka gitmeyi çok mu istiyorsun ha? Evet. Tamam peki, gidin o zaman. Yaşasın, parka gidiyoruz. Çok geç kalmayız. İzin verdiğiniz için teşekkür ederim.
Bak, çok koşmak yok. Sonra? Terleyip pasta olurum. Evet, aferin benim akıllı oğlum. Hadi gidelim abla. Tamam ablacığım, çantamı alayım çıkalım. Bir de şurası var Levent Bey. Son olarak burası. Hiç boşuna uğraşma. Asistanımı sana kaptırmam dostum. Teşekkürler Ayşe. Sen hatırlatmasan aklımdan tamamen çıkmıştı. Rica ederim Levent Bey. Boşuna yiyip bitiriyorsun kendini. Meryem sandığın gibi biri değil. Ya öyle olsa ya da ne bileyim sana zarar vermek istese hiç Tekin hakkında seni uyarır mı? Bir düşün. Benim size söylemem gereken bir şey var. Tekin sizin arkanızdan iş çeviriyor. Size ve şirkete zarar verecek. Bence sen de biliyorsun Meryem'in suçsuz olduğunu. Sadece emin olmak istiyorsun. Hatırlasana önceden de suçlamıştın kızı. Sonra ne oldu? Kendi kulaklarınla duydun. Tekin ne dedi? Meryem benden nefret ediyor dedi. Yani demem o ki bu kez de yanılıyor olabilirsin. Bari bu kez dinle ya. Bir sefer dinle lütfen. Yargısız infaz yapma. Haklısın. Bu böyle olmaz. Gidip açık açık bir yüzleşeceğim. Oh be. Emin ol çok doğru bir karar verdin dostum. Emin ol. Bir an önce bu konuyu açıklığa kavuştur. Hepimiz rahatlayalım artık ya. Hadi. Abla sen de şurada ol. Beraber şanlanalım. Abla. Hayır, demek istemiyorum. Sen de ona bin. Ablacığım, ben de ona binersem bizi kim sallayacak? Levent abi sallar. Araba gelsin hadi. Olmaz ablacığım. Levent abinin işleri var, çalışıyor o. Ben çağırırsam gelir. Çünkü beni seviyor. Ben de onu çok seviyorum. Biliyorum ablacığım, biliyorum. Peki sen seviyor musun Levent abiyi? Geldin mi? Tamam, bekle ben geliyorum. Sakın kimseye görünme. Ay ben Yaşar'ı unuttum. Aslı! Aslı! Buyurun Melisa. Aslı, şimdi benim bahçede bir işim var. Ama Yaşar'ın görmemesi lazım. O yüzden sen şimdi Yaşar'ı bir şekilde konağa çağır, sonra da oyala, tamam mı? Tamam, Yaşar'ı konağa çağırıyorum ve oyalıyorum. Anladım. Ama hemen Aslı, hadi hemen. Hadi. Yaşar! 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 Ya şey diyeceğim, mutfağın çeşmesinde bir sorun var yine. Geçen halletmiştin ya, yine bakabilir misin? Bakarım, bakarım tabii. Hemen ama.
bitirdin mi? Ben verdiğim sözü tutarım insanım. Yeter ki siz işi yüzünüze gözünüze bulaştırmayın. Sen de iyice beni beceriksiz yaptın. Sen daha Melis'i tanımıyorsun. Göreceğiz bakalım. Ne yapıyor benimki? Kulakta mı? Kardeşiyle parka gitti herhalde. Ama yakında mahallesine geri dönecek. Bence sen bir an evvel mahalleye git, Meryem'ini orada bekle. Yani o kadar eminsin kovulacağında. Sen hala idrak edemedin ama ikimizin de gözü aydın. Ver şunu bana. Hadi tutma beni. Nereye gidiyorsun? Ne çabuk bitti işin? Takım çantasını alacağım. Sökmem gerekebilir. Canım sen önce bir bak. Belki önemli bir şey yoktur. Aslı alıp geleceğim hemen. Sen bir bak. Gerekirse gider alırsın. Muslukta bir sorun görünmüyor. Aa, bana öyle geldi demek ki. Konsere gidememiz kötü oldu. Neyse canım, sağlık olsun. Ya, pop müzikten hoşlanıyorsun, onu anladım. Başka nelerden hoşlanırsın? Vallahi işte konak dışında her şey, her yer mutlu eder beni aslında. Haklısın, çok çalışıyorsun. Üzülüyorum senin için. Ya? Keşke elimden bir şey gelse. Ne gibi bir şey? Ya ne bileyim işte, kafanı dağıtacak şeyler. O şeyler konser planın gibiyse hiç almayayım, kalsın. Melis Hanım halletti mi ki acaba ya? Efendim? Buzdolabını diyordum. Ara sıra ses geliyor da... Acaba arkası duvara mı dayanıyor? Sen anlar mısın? Bir bakabilir misin? Yani çok anlamam ama bakayım. Dediğin gibi çok dayalı olabilir. Sen istedin Barış'ın gülü. Sen kimsin ya? Sen kimsin de Levent'in peşinden koşuyorsun? Senin için Levent defteri kapandı artık. Tekin'le idare edeceksin. Önce gelse yanmıştım. İyi ki müştemilattan çıktığımı görmedi. Ben de sıkılmıştım da arka bahçede dolaşıyordum biraz. İçeri geçecektim şimdi. Sen niye erken geldin? Meryem'le konuşacağım. Bu konu artık bir açıklığa kavuşmalı. Sen nerede olduğunu biliyor musun? Parktalar galiba. Efendim? Neredesin? Parktayız. Ömer'i getirmiştim. Hemen konağa geliyorsunuz. Konuşmamız gerekiyor.
Yok. Yok, kesin bir şey var. Ömer, hadi ablacığım gidiyoruz. Daha bir kerecik kaydım. Ama Levent abin aradı. Hemen eve gelin dedi. O zaman gidelim hemen. Sonra Levent abimle yine geliriz. Büyüyünce Levent abi gibi uzun olacağım. Niye hep Levent abi? Çünkü çok yakışıklı. Sen yakışıklılıktan ne anlıyorsun acaba? Ne anlıyorsun? İşte böyle. Yürü hadi yürü. Abla, ne yapacağını anladın değil mi? Hadi. Daha ne kadar bekleyeceğiz böyle? Ablacığım tamam, bak Levent halledecekmiş işte. Kayıp Levent'in değil, benim kaybım. O broş bana kayınpederimin hediyesi. O gerizekalı kız göz göre göre çaldı benim broşumu. Ne oluyor yine? Niye bağırıyorsun Hülya? Delirttiniz beni en sonunda anneciğim. O gerizekalı kız göz göre göre broşumu çaldı ve siz hala hiçbir şey yapmıyorsunuz. Ne yaptıysam durduramadım Hülya teyzeciğim. Kızın boğazına yapışacak halimiz yok ya Hülya. Levent halledecek bu işi. Levent'in hiçbir şey yapacağı yok. Ben gidip kendi yöntemlerimi halledeceğim bu işi. Nereye gidiyorsun? Gidip kızın odasını arayacağım. Abla! Ablacığım dur! Abla! Kızın odasına bu şekilde girilmez ki oğlum. Bir şeyler yapalım. Tamam anne. Ben halledeceğim. Merak etme. Abla lütfen bak, böyle bir şey yapmaya hakkımız yok bizim. O kızın benim takılarımı çalmaya hakkı var mıydı peki ha? Var mıydı? Manevi değeri vardı benim için. Kayınpederimin hediyesiydi. Hülya, lütfen dışarı çıkar mısın? Ben konuşurum kendisiyle. O kızı daha ne kadar savunacaksın ha? Sen de çok iyi biliyorsun ki o kız bir hırsız, anladın mı? Haklıymışım. Demiştim size.